Feriha Sevinç Bursa'dan arıyor. Alo. Alo, efendim. Merhabalar Feriha Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Buyurun. Benim bir sorunum vardır. Yıllardır şey yapamadık, çözüm bulamadık kızımın. Buyurun. Gluteal bölgede ve genital bölgede şeyler çıkıyor. Apse şeklinde sivilceler. Evet. Bunlar daha sonra açılıyorlar ama uzun süre sonra açılıyor. Ağrılı ve bir dönemden sonra açılıyor. Tamamen enfekte bir sıvı akıyor içinden, kokulu. Roaccutan kullanıldı bunun için. Defalarcana hiç bir sonuç alamadık yani. Kullanmış olduğunuz ilaç zaten tehlikeli. Karaciğeri zehirliyor. Yan tesirine bakın. Kullanmış olduğunuz Biliyorum. kimyasal ilaç bir, bağırsaklardaki faydalı bakteriyi yok ediyor. İki, karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Zaten zehirliyorsunuz çocuğunuzu. Hiçbir anlamı yok. Tehlikeli madde. Yapmış olduğunuz iş çok büyük tehlike. Kimyasal Biliyorum. ilaçlardan Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Evet. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor. Almanya'da 30 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Yarın ben Almanca bir kitap getireyim de göstereyim. Yani biz Avrupa'da, Amerika'da artık insanlar kimyasal ilaç kullanmıyor, korkuyor. Almanya'da, eczanede satılan ilaçların %85'i bitkisel. Bıraktı millet, bütün Avrupa, Amerika kimya dedi miydi korkuyor. Fren. Mesela 1960'lı 70'li yıllarda Kontagan kullanan kadınların çocukları özürlü doğdu. Elsiz, kolsuz, ayaksız doğdu. 15 bin özürlü Almanya'da. Almanya'da yasaklanan bu ilaç Türkiye'de depolardaki ilaçların Türkiye'ye, Mısır'a, Endonezya'ya sattılar. O nedenle 60'lı 70'lerde yıllarda doğumlarda çok özürlü insan var Türkiye'de maalesef. Şimdi oradaki akne inverse konunun başında söylemiştim ya. Aynı durum burada da akne inverse söz konusu. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi ettiğinizde problem ortadan kalkar. Yani kolay, yani zor bir şey değil. Tatlı, peynir, siyah çay, kahve, kola gibi bağırsaklara zarar verici, karaciğere zarar verici, yorucu şeylerden uzak durması gerekir. Evet, doktorumuzla da görüşmek istediğinizde doktorumuzun iletişim bilgilerini ekranlardan veriyoruz. Ekranın altında veriyoruz. Arayıp sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Feriha Hanım, var mıydı başka sorunuz? Ben şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Bunu 5-6 yıldır çekiyorum. Üniversiteye götürdüm, devlet hastanesine götürdüm. Bütün doktorlarımız Roaccutan başladılar. Bir de Ya Mucidin diye o bir lokal bakın şimdi. kullanmak için krem. Şimdi kimyasal ilaç okuyun yan tesirini ondan sonra. Yani o kullanmayın. Çok tehlikeli. Çocuğun hormonal gelişmesine zarar verir. Çok çok tehlikeli şeyler onlar. Doktor Bey, ben hemşireyim. Doktor değilim ben. Biliyorum onu. Ama şimdi ben doktor Ama değilim. Bitki uzmanıyım. Yani kimyasal ilaç tehlikeli. Avrupa'da yazmıyorlar artık böyle şeyleri. Onlar da hep bitki kullanıyor. Dünyanın her tarafında yavaş yavaş insanlar bitki kullanıyor. Bitkisel çözümü var. Çok kolay. Ne Yani kullanmalı peki? Nasıl bir gıda takviyesi almalı? bağırsakları tedavi edeceksiniz. Aloe vera Aloe vera jel. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nde klinik araştırması yapmış. Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarlara karşı en etkili bitki aloe vera olduğu belgelenmiştir. Bir. Şimdi Yeni Zelanda'da bir bitki var. Horopito. Mantara karşı en etkili bitkidir. İki. Laden gülü. Daha önce Efendim. söylemiştim. Laden gülü mesela akne inverse bu hanımefendinin kızındaki olan problem. Laden gülü aynı zamanda antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Evet. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Hamamelis biraz önce söyledim. Hamamelis virginiana. Mantara karşı etkili. Yani pişiklere karşı. Ne ya Mahon. dediniz doktor bey, anlayamadım onu. Aha, tamam. İksir aloe vera jel. Aloe vera jel kullanmanız Evet. gerekiyormuş. Bağırsakları Tabii. öncelikle Karaciğer tedavi etmek bağırsaklar için. tedavi edilmek için. Problem değil o. İçilen aloe vera jel değil mi? Ben Tabii daha önce tabii. Tabii. distribütörlüğünü yaptım ben aloe Hayır, o Amerikalıların üretmiş olduğu değil. Şimdi şöyle, aloe verayı birçok, aloe vera öyle gelişiyor güzel aloe vera değil. Şimdi aloe vera var, aloe vera var. Şimdi Amerikalıların üretmiş olduğu aloe vera nasıl yapıyor? Aloe verayı alıyor. Destilasyonla, ekstraksiyonla onu bir içindeki özünü alıyor ve geri kalanını atıyor. O zaman ne oluyor? Destilasyon, ekstraksiyonda vitamin, mineral, enzim, lifli madde kayboluyor. Sıfır. Doğal üretilmiyor. Peki hocam, Ben şunu aloe sormak verayı istiyorum doğal üretebilmek izleyicilerimizin. için 19 yıl çalıştım. Evet. 19 yıl. Aloe vera'ya nasıl sahip olabilirler Nasıl izleyicilerimiz? ulaşabilirim? Aloe vera şu. Aloe vera'nın
doğal üretmek 19 yıl çalıştıktan sonra başarabildim. Yani aloe verayı doğal üretmek mümkün değil. Çünkü aloe veranın birleşiminde vitamin, mineral, enzim var, lifli madde var, çok şey var. Fakat aynı zamanda az miktarda aloin var. Aloin ne yapar? Şişkinlik yapar, gaz yapar. Ki kimse bunu uzun süre kendisi evde hazırlayarak kullanamaz. Özel bir metodu var. Peki nasıl ulaşacaklar bunlara izleyicilerimiz? Bitkiseltedavi.com. Burada danışma hattını telefon numarası. Evet, internetten de ekranlardan da görüyorsunuz. Bitkiseltedavi.com adresinden aloe vera jele sahip olabilirsiniz Feriha Hanım. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Yok, sağ olun. Geçmiş olsun efendim. Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet hocam. Evet. Şimdi bağırsaklar da mı kalmıştı? Şimdi bağırsaklar da problem tedavi edilmediği için bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Biz ne yapıyoruz? Çocuklar daha doğur doğmaz şeker veriyorlar anneler babalar. Evet. Bir. Biraz büyüyünce cips, jelibon, kek, gofret, kola nedir? Hepsi işlenmiş gıda. Evet. Anneler babalar çocuklarını zehirliyor. Neyle? Kimyasal madde içeren gıdalar, işlenmiş gıdalarla zehirliyor. Evet. İkinci zehirleme taktiği nedir anne ve babaların? Bilerek değil tabii. Kesinlikle. Sıvı şampuan ne içiyor? Ne içeriyor? Sıvı şampuan veya şampuan veya sıvı sabun ne içeriyor? Sodyum lauryl sulfat içeriyor. Evet. Yani bu da kimyasal madde. 26 saniyede cilde geçtikten sonra bütün vücuda yayılıyor. Toksik bir madde. Avrupa'da, Amerika'da artık sodyum lauryl sulfat içeren SLS içeren deterjan olsun, sıvı sabun olsun, şampuan olsun, efendim bu temizlik malzemesi olsun kullanılmıyor. Her şeyde bu var. Çamaşırınızı yıkadınız. Yıkanan çamaşırı içindeki sodyum lauryl sülfatı zararsız hale getirmek için 8 ton su lazım. Evet. Bir mesela makine dolusu bulaşık yıkadınız. O makinede yıkanan bulaşık tertemiz gözüküyor bardak veya tabak. Ondaki SLS'yi sodyum lauryl sülfatı temizlemek için 6 ton su lazım. Çocuğunuzu duş yaptırdınız mesela. Evet. Duştan sonra onun kafasında vücudunda kalan sodyum lauryl sülfatı temizlemek, arıtmak için o toksik maddeyi yok etmek için 2 ton su lazım. Yani 250 kova suyla tekrar çocuğu yıkayacaksınız 250 kova su. Ne demek? Yani biz kendimizi kimyasal ilaçlarla, kimyasal hijyen maddeleriyle kimyasala boğuyoruz. Kirletiyoruz, zehirliyoruz. Evet. Kimyasal hijyen maddeleri, kimyasal temizlik maddeleri, mobilyayla o toksik maddeler mobilyayı siliyorsunuz. Geçen hanımefendinin biri sekreteri masayı siliyor bir şeylerle. Dedim aman dur. Yo, ne oluyor beni mi zehirleyeceksin? Ya parlatacağım. İstemiyor dedim parlamasın. Bu ne kadar toksik madde içeriyor biliyor musun? Ne kadar toksik madde içeriyor. Evet. Veya mutfakta Arap sabunu kullan. Banyoda sabun kullan. Mutfakta Arap sabunu kullan dedim deterjan yerine. Zehirliyorsun insanları. Tehlikeli. Evet, bir telefon